Merhaba çocuklar, dersimiz matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle uzaktan eğitim sürecinde değerlendirin kendini, koş hedefinin peşinde testimiz 1'i çözeceğiz. Sizler için hazırlamış olduğumuz testimizin cevaplarını hızlıca sizlere verelim. Birinci sorumuzda, yukarıda verilen şekiller ile sağ tarafta verilen adlandırmalar eşleştirildiğinde sağ tarafta hangi ifadenin açıkta kalacağı soruluyor. Soruya baktığımızda birinci şeklimizde AB doğru parçasıdır. AB doğru parçası tam ikinci sırada verilen şekil gibi gösterilebilir. İkincideki verilen ise bir AB doğrusudur. AB doğrusunda sembolle gösterimi birincisidir. Burada BA ışını var. B'den başlayıp A'dan sonsuza gitmesi lazım. Boşta kalanımız nedir? AB ışını gösteren C şıkkıdır. İkinci soru. Yukarıda verilen karesel bölge şekilde gösterildiği gibi kesildiğinde oluşan çokgenlerden biri. Şurada bir tane neyimiz var? Üçgen. Burada kim var? 1, 2, 3, 4. Burada bir dörtgenimiz var ama yamuğun tanımına uymuyor. Paralel kenara da uymuyor, eşkenar dörtgeni de uymuyor. Diğer şekillerimiz zaten beşgendir. O halde cevabımız sadece oluşan şeklimiz nedir? Üçgendir. 3. Yukarıdaki kareli kağıtta iki tane doğru parçası verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çizilirse bir üçgen elde edilir. Hemen bakalım. AB doğrusu. AB doğrusu demek A ve B'yi uzatmak demektir. Hayır, işimize yaramaz. DG ışını D'den başlayıp G'ye kadar sonsuza gidecek. Kesişmediler. Bu da değil. EF doğru parçası. EF doğru parçasını birleştirdiğimizde bu şekilde bir doğru parçası olur. Bu da değil. FD ışını B'den başlayacak, D'den geçecek ve burayı kestiğinde ne olur? Bir tane kapalı şekil olan üçgenimiz elde edilmiş olur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen geometrik kavramlardan herhangi birini ifade etmez? AB doğrusu buradadır. A şıkkı gitti. CD ışını, evet, C'den başlayıp D'ye kadar gidiyor. B şıkkı da doğru. EF ışını demiş. Hayır, burası EF doğru parçasıdır. Yani şurasının da kapalı olması lazımdı. GH doğrusu demiş. Evet, her iki taraftan da sonsuza kadar gidiyor. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuzda B'nin A'ya göre konumu nasıldır diye sormuş. B A'nın sağında ve yukarısında. Sağında ve yukarısında olmayanları elediğimizde A ve B şıkları kalıyor bize. Hemen sayalım. Ne kadar yukarısında? 1, 2, 3. 3 birim yukarısında. Ne kadar sağında? 1. 1 birim de sağında. Cevabımız o yüzden A şıkkıdır. 6. Yukarıdaki noktalı kağıtta Cihan, okul, ev ve iş marketin konumları verilmiş. Cihan'ın 3 birim sağında, 5 birim yukarısında. Sayalım. Cihan'a göre sağ. 1, 2, 3. 5 yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye geldik çocuklar? Evin bulunduğu yere geldik. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. 7. soru. Yukarıda verilen tabloda kenarlarına göre sınıflandırılmış üçgenler açılarına göre de sınıflandırılabiliyorsa kesiştikleri kutuya tik işareti konulması istenmiş. Buna göre bu tablo tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi oluşturulur? Eşkenar üçgenler biliyorsunuz ki dar açılıdır. Birinci tik olacak. İkizkenar üçgenler dar açılı olabilir, dik açılı da olabilir. Çeşitkenar üçgenler dar açılı, dik açılı ve geniş açılı da olabilir. O halde cevabımız nedir? Bu tabloya uyan bir tek C şıkkı vardır. 8. Yukarıda kareli kağıtta bir ikizkenar üçgen çizilmeye başlanmış ve boşalan kenarlardan birinin çizimi tamamlanmış. Şimdi bunun eğik olduğu için kaça kaç olduğunu saymamız lazım. Sayalım. 1, 2, 3. Burası 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da 8. Şimdi 3'e 8'i elde etmeye çalışıyorum. Şurası 3 birim. 8 birim de burası mı? Evet, 8 birim burası. 3 birim gittiğimizde N'yi geçmiş oluyoruz. O zaman bu tarafa, diğer tarafa, L ve K'ya doğru saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i elde ettik. 3 birim inelim. 1, 2, 3. 3 birim indik. Şeklimizin diğer kenarı bu ve diğer kenarı da bu. Eşit olan kenarlar ise AB kenarı ile AK kenarı. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 9.
Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen 4 doğru parçasından hangi ikisinin uzunlukları birbirlerine eşittir? Bence hepsini hemen sayalım. A 1, 2, yatayda 2, 1, 2, 3, 4, 2'ye 4. B 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2'ye 5. C 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, D 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2'ye 5, 2'ye 5 olan kim var? B ve D var. B ve D'nin bulunduğu şık da nedir? D şıkkıdır. Cevabımız Deniz'de olacaktı. 10. Aşağıdakilerden hangisi de verilen üçgenin özellikleri yanlış yazılmıştır? İkizkenar üçgen. İki kenar uzunluğu birbirine eşittir. Doğru. Çeşitkenar üçgen. Üç kenar uzunluğu da birbirinden farklıdır. Evet. Bir açısının ölçüsü 90 derece olan açı üçgenler dik üçgenlerdir. Üç açısının ölçüsü de 90 dereceden büyüktür. Hayır. Eğer üç açısının ölçüsü de 90 dereceden büyük olursa üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 olduğu için bir üçgen meydana getirilemez. 11. Yukarıdaki noktalı kağıtta AB doğru parçası ve DEFG noktaları verilmiştir. Hangi iki noktayı birleştiren doğru parçasının uzunluğu AB'nin uzunluğuna eşittir? Hemen sayalım. AB'nin uzunluğu kaça kaç? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2'ye 4. Hemen şıklardan bakalım. B ile D. 1, 2, 1, 2, 3. 2'ye 3 oldu. O halde B ve D değil. 2'ye 4 olmasını istiyorduk. B ile E'ye bakalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oo yaşasın. 2'ye 4'ü sağladı. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. 12. soruyu incelediğimizde ise noktalar ikişerli birleştirildiğinde oluşan doğru parçalarından hangi ikisinin birbirine paralel olduğu soruluyor. Hemen burada daha rahat anlayabilmeniz için doğru parçasını kullanalım. A şıkkından başlayalım. C ile E'yi birleştirdin. Ne oldu? 2'ye 3'lük bir alan var. A'dan G'yi birleştirdim. Burada da kim var çocuklar? 4'e 6'lık bir alan var. Bunların aynı olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü yine kestiğimizde bakın dikkat edin. Burası 2, burası 3, burası 2, burası da 3 birimdir. O halde AG doğru parçasıyla CE doğru parçası birbirlerine paraleldirler. Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen A noktası ile hangi nokta birleştirilirse K'ya paralel bir doğru parçası doğru elde edilir diyor. Hemen bakalım. Bir birim buradan 1, 2, 3. 1'e 3. A ile diyor. A'dan başladım. 3 birim gidelim. 1, 2, 3. 1 birim çıktım. M'den geçmesi lazım. O halde cevabımız M noktası. 14. Yukarıdaki noktalı kağıtta M, L ve K, N doğru parçaları verilmiştir. Hangi iki doğru parçası birbirine paraleldir? Hepsine bakalım. K yatayda 1, 1, 2, 3. Dikeyde 3. L yatayda 1, dikeyde 1, 2, 3, 4. M 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'ye 6. N 1, 2 1, 2, 3, 4 2'ye 4. Baktığımızda birbirinin katı olan kim var? 1'e 3 ve 2'ye 6 var. O halde K ile M birbirlerine paralel olan doğru parçalarıdır. Çünkü şuradan 1'e 3'ten kestiğimizde M'yi zaten 1'e 3 oranını yakalamış oluyoruz. Soru 15. Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenin parçaları gösterilmiştir. Hangi parçalar çıkarıldığında kalan şekil dörtgen olur diyor. Hemen bir numaralıyı çıkardığımızı düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen oldu. O halde 1'in çıkması işimize yaramadı. Hemen arkasından diğerlerini deneyelim. 1, 3, 4'ün çıktığını düşünelim. 1 çıksa bir kenar, bir kenar, bir kenar, bir kenar. Yine beşgen oldu. O zaman 1, 3, 4'ün çıkması da kurtarmadı. A şıkkı ve D şıkkını denemiştik. 4 numaralı şeklin çıktığını düşünelim. 1, 2, 3, 4 kenar oldu. O zaman cevabımız nedir? B şıkkı yalnız 4.
Yukarıdaki kareli kağıtta paralel kenar verilmiştir. Hangi parçalar çıkarırsa üçgen oluşur. Bir kenar, bir kenar, bir kenar da 3. O halde 3, 4, 5'i çıkarmamız lazım. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda verilen kareli kağıt üzerinde ok çizilmiş, yani ok ışını çizilmiş, L, M, N, V, R noktaları gösterilmiştir. İfadelerden hangileri yanlıştır diyor. Teker teker inceleyelim. O noktasından M noktasına çizilen ışı O'dan M'ye çizersek eğer şurada bir yatan açı elde etmiş oluyoruz. Geniş açıdır. Birincisi doğru. Şıklardan biri elediğimizde A ve C gitti. O noktasından L noktasına çizilen ışın ile oluşan diyor. O'dan L'ye çizdiğimizde dik açı oluşur. İki kesinlikle yanlış. O noktasından N'ye çizilenle dar açı oluşur diyor. Evet, 90 dereceden küçüktür. Doğru. 3 doğru. L noktasından R noktasına çizilen diyor. L'den R'ye çizilen ışın OK'ya dik değil, paraleldir. Bu da yanlış. Cevabımız 2, 4 olan B şıkkıdır. 18. Yukarıdaki kareli kağıtta açı demeti verilmiştir. Hangisi dik açıdır diyor. Dik açı olan hangisidir? B, E, D. Cevabımız direkt A şıkkı. 19. Yukarıdaki kareli kağıtta AB ışını ve KLMN noktaları verilmiştir. Aşağıdaki ışınlardan hangisi çizilirse bir dik açı oluşur diyor. A'dan L'yi birleştirmesi lazım. Çünkü karenin kenarları üzerinden gitmesi gerekiyor demiştik. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki birçok genin özellikleri verilmiştir. 4 kenarı vardır. O zaman B şıkkındaki üçgen gitti. Karşılıklı kenarları paraleldir. O zaman bu gitti. Hiçbir açısı 90 derece değildir. O zaman kare de gitti. Geriye bir tek paralel kenarımız kalmıştır. Evet, burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video Kanalı'nın abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.